Yepyeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda aylardır bu kanala açtığımdan beri severek kullandığım Fujifilm X-T4'ten neden Fujifilm X-HS2 modeline geçtiğimi sizlerle paylaşıyorum. Bu kamera değişikliğini Instagram hesabımda paylaşmıştım ve size de sormuştum. Sizlerden de sorular almıştım. Hem o soruların cevaplarını hem de bu kameraya neden geçtim? Bu kamera benim gibi çalışan birisinin hayatında neleri değiştirdi? Bu soruları cevaplıyorum. Evet sevgili arkadaşlar, bu arada tabii ki sizlerin desteğiyle işleri daha ileriye götürebiliyorum. Dolayısıyla kanalıma abone olup bu videoyu beğenirseniz, şöyle sosyal medya hesaplarımı desteklerseniz beni sonsuz mutlu edersiniz. Şimdi bu video sizin daha önce izlediğiniz ya da bildiğiniz kamera incelemelerinden biraz farklı bir video olacak. Çünkü benim aslında bu kamerayı tercih etmemdeki en büyük sebebin ne olduğunu, tercih ettikten sonra nelerin değiştiğini ve daha çok benim deneyimlerimi size aktaracağım bir içerik bu içerik. Yani bu kameranın tam bir inceleme videosu değil. Tam inceleme videoları da tabii ki şu anda YouTube'da mevcut. Ama ben daha çok kendi deneyimlerimi sizlere, kullanıcı deneyimlerini sizlere aktarmak istedim. Öncelikle benim Fujifilm X-T4'ten neden vazgeçtiğimi sizlere söylemem gerekirse tek kelimeyle arkadaşlar netleme derim sizlere. Bunun sebebi de şu: ben kanalımı kurduğumdan beri, yani bireysele döndüğümden beri tüm çekimlerimi yalnız başıma yapıyorum ve kameranın arkasında bir kameraman şu anda yok ne yazık ki. Dolayısıyla kamerayı kurduktan sonraki durumda görüntüyü çok da kontrol edebilme şansım yok. Şimdi oradaki ekran küçük, bir yere aktarsam bile çekim sırasında hani orada anlık olarak birinin olmuyor olması görüntüdeki netleme kaçmalarında ya da kameranın görüntüsünün netlemeyi takılmasında vesaire önemli bir probleme yol açıyordu. Ve bu sebepten dolayı yaklaşık 2 ya da 3 videomda maalesef çöp olmak zorunda kaldı. Burada aslında kameranın olumsuzluğundan çok benim de yanımda birinin olmayışı da tabii ki burada bir etken, ama benim gibi onlarca, yüzlerce insan var yalnız başına içerik üretmeye çalışan ve içerik üreten hatta. Dolayısıyla böyle bir durumda kameranın netlemede bir hataya yol açması hakikaten çok önemli bir eksi oluyor. Bütün içeriği bir daha çekmeniz gerekebiliyor da bütün stoğu sıfırdan çekmeniz gerekebiliyor gibi gibi birçok örnekte verilebilir. Ancak kamera çıktı. Fujifilm X-H2S tanıtıldı. Ben dedim ki bu kamera nasıl acaba, iyi mi vesaire falan derken, araştırırken bu kameranın sonunda bulunan S ibaresinin aslında bir speed anlamına geldiğini gördüm. Ve gerçekten Fujifilm H2S diyeyim artık, X demeyeyim, tamamen bu S takısının hakkını veren bir kamera olmuş arkadaşlar. Çünkü kameranın netleme performansına deyim yerindeyse ben aşık oldum. Müthiş hızlı netliyor ve netleme yaptıktan sonra da objeyi asla ama asla kaybetmiyor. Yani bir önceki modelinin belki devamı değil bahsettiğim kamera X-T4. Bu X-T5 değil evet, ama gün sonunda benim X-T4'ten bu kameraya geçtiğimdeki gerçekten netlemeyle alakalı yaşadığım tüm sorunumu ortadan kaldırdı. Burada X-T4'ün netleme sorununa geri dönecek olursak, aslında o da bu sebepten dolayı tercih edilmeyecek bir cihaz değil. Ama biraz daha başında birinin duracağı, biraz daha kontrollü bir çekim yapılacaksa çok rahat bir şekilde kullanılabilecek bir cihaz olduğunu düşünüyorum X-T4'ün. Peki H2S'e geçtikten sonra neler oldu? Sonuç ne oldu? Aslında en önemli şeylerden bir tanesi bu. Öncelikle görüntü kalitesinin tabii ki daha iyi olduğunu sizlere paylaşmam lazım. Ancak benim zaten amacım görüntü kalitesinden öte daha çok netleme sorununu çözmekti. Benim gibi yalnız çalışan, yalnız içerik üretmeye çalışan insanlar için kesinlikle doğru bir ürün olmuş Fujifilm X-H2S modeli. Çünkü bahsettiğim problemlerin önüne geçiyor, bahsettiğim sıkıntıları ortadan kaldırıyor ve az önce de söylediğim gibi hem insan takibi, hem obje takibi, hem kapak çekerken şöyle ürünü ileriye tuttuğumdaki o netleme problemleri vesaire, bunların tamamı ortadan kalkmış durumda arkadaşlar. Bu makinede en azından ben yaklaşık 2 aydır kullanıyorum. Böyle bir problemle, önemli ve kayda değer bir sıkıntıyla da karşılaşmadığımı sizlerle paylaşmak isterim sevgili arkadaşlar. Bu cihazda 6.2K kayıt yapabilme özelliği var. 6.2K bir kayıt alabilmenin en büyük avantajı bence 4K yayın yapıyorsanız burada kurgu sırasında size daha geniş bir alanın sunuluyor olması. Çünkü 4K böyle bir görüntü. Hani burada bir crop yapmak istediğinizde görüntüye zoom yapıyorsunuz ve otomatikman sizin hani oradaki çektiğiniz görüntünün kadrajı bozulabiliyor. Ve crop girdiğinizde crop girmemeniz gereken bir görüntüyse bu. Bu crop girmekten bahsettiğim şey de bu arada görüntüyü kesmek. Daha doğru terimler kullanmalıyım. Burada görüntüyü kestiğinizde siz 4K bir görüntüyü, mesela bu kamerayı düşünelim, masayı da kesmiş oluyorsunuz. Ama
6.2K'lık bir görüntüyü kestiğinizde görüntüyü 4K'ya düşürebiliyorsunuz ve burada özellikle hareketli görüntülerde bir tık daha iyi bir stabilizasyon yapmanız da mümkün oluyor. Ben bunu bayağı denedim. Hani onu da söyleyeyim sizlere. Kullandıktan sonra özellikle çektiğim stoklarda falan oldukça işime yaradığını da sizlerle paylaşmam lazım. Ama 6.2K'lık kayıt içinde birazdan sizlere söyleyeceğim ufak tefek dezavantajlar da var. Onları da atlamadan tabii ki geçmek olmaz arkadaşlar. Şimdi 4K'da aynı zamanda 120 FPS bir kayıt yapabiliyor olmanız da bu kamerayla bence önemli bir avantaj olmuş. Ben video boyunca bu cihazla çektiğim cihazların stoklarını, kendimi çektiğim anları daha çok sizlere izletmek istedim. Çünkü kullandığım yerlere görmenizi istiyorum. Hani kalkıp da bu kameranın sizlere stoklarını çekmek çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Hatta yani bazen araya mesela X-T4 ile kendisini de karşılaştırmak istedim ama çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Hani netleme anlamında bir tek de onları yan yana koyup karşılaştırmak doğru olur. Ama o noktada da hani bu ürünle çektiğim zaten görüntüleri video boyunca izleyeceğiniz için ya da kanalı zaten takip ettiğinizi düşündüğüm için hani sizlerin de bir kafanızda fikir varsa o fikre bir faydası olur, katkısı olur diye. Bu cihazda bir ısınma, donma, kasma gibi sorun var mı? Sonuçta kameralardaki en önemli problemlerden bir tanesi de bu oluyor genelde. Yine benim X-T4'te yaşadığım bir sıkıntı olmuştu. Kameram ciddi anlamda ısınıyordu. 4K 60fps çekim yapıyordum çünkü. Ve orada ısınma dolayısıyla bir problem de yaşamıştım. Ama bunun ayarlardaki bir ayarla düzeltilebildiğini öğrendiğimde bir tık daha bu sorunum hafiflemişti. Ancak bu makinede ısınma anlamında gerçekten çok başka bir seviyeye gidilmiş arkadaşlar. Şöyle bir şey yaşadım. Geçtiğimiz 2 ay önce böyle ben bir hafta falan bir çalışamayacaktım. Kendi özel işlerim sebebiyle ve o süreçte bir önceki hafta bir günde 5 tane inceleme videosu çekmem gerekti. Aynı gün. Tabii siz bunları izlediniz bu videoların hepsini ama ben onları aslında hepsini aynı gün çekmek zorunda kaldım ve kamera hiç kapanmadan tam 5 tane inceleme videosunun metnini aralıksız çektim. Yani kaydı kapattım ama hemen devam ettim. Kaydı kapattım ama hemen devam ettim. Kamera hiç durmadan 5 tane inceleme videosu çekti ve totalde bu görüntülerin hamali ortalama 25-30 dakika. Yani 1 saatten fazla bir kaydı yapmış oldum ben bu kamerayla çok rahat bir şekilde ve herhangi bir burada kapanmayla ya da bir ısınma kaynaklı problemle karşılaşmadım. Bu benim şahsi deneyimimdir arkadaşlar. Öyle bir yerden görünmüş ya da birinin yazdığı söylediği bir şey değil, tamamen benim kendi şahsi deneyimimdir. Onu da sizlerle paylaşayım. 4K 60fps bu kayıtları yaptım ve bu şekilde de cihazda bir sorunla karşılaşmadım. Zaten burada Fujifilm şöyle bir şey iddia ediyor arkadaşlar. Diyor ki ben kıyamadım kamerama, tabii bunu test edemedim ama aslında o gün kısmi olarak bunu test etmiş oldum. Yani baktığınız zaman 240 dakikada kesintisiz kayıt yapabiliyor diyor Fujifilm ve hani ben o gün açıkçası 120 dakikayı aştığımı düşünüyorum kayıt yaparken. Kesintisiz değil ama bir şekilde üst üste yaptım. Sonuçta bir yüklenme oldu mu? Oldu bu kameraya gün sonunda. O önemli bizim için. Bu da bizlerle tabii ki daha iyi bir sonucu buluşturduğunu söylüyor bu cihazın. Tabii kesintisiz böyle bir kayıt imkanı sunması oldukça değerli. Ama tabii bunu gün ışığı altında sıcak bir havada kullandığınızda mutlaka problemler ortaya çıkabiliyor ki burada Fujifilm içine bunun hemen şurada ekranın alt bölümünde iki tane vidalama yeri var. Oraya özel bir soğutucu satın alarak takabiliyorsunuz. Bu da sizlerin kayıt süresini uzatıyor. İşe yaradığıyla alakalı videolar izledim. İşe yaradığıyla alakalı açıkçası metinler okudum ama kendim test etmediğim için sizlere sadece böyle bir seçeneğin olduğunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Hani bu bir kesin kanı değil ama böyle bir seçenek de var arkadaşlar. Hazır cihazdaki kasmadan donmadan bahsetmişken şimdi kameralarda iyi görüntüler kayıt edebilirsiniz. Bunlar problem değil. Ama aslında en büyük problem bu görüntüyü bilgisayara aktardıktan sonra işlemek arkadaşlar. Gerçekten iyi bir cihaza ihtiyacınızın olması gerektiğini hepimiz biliyoruz zaten. Video editleyen herkesin tek derdi iyi bir bilgisayarım olsun ki rahat rahat edit yapayım. Herkesin derdi bu. Benim de bu. Hani çok şükür iyi bir bilgisayarım var. Desteklerinizle başardık. Güzel işler yaptık. Bir bilgisayar aldım. Ama şöyle bir şey de var ki 6.2K bir görüntüyü bazı formatlarda işlemek her halükarda iyi bir bilgisayarınız olsa bile zor olabiliyor. Burada Apple'ın bir dosya biçimi var. ProRes dediğimiz. Bu ProRes kaydı da her kamera yapamıyor şu anda. Yeni nesil kameralarda bu destek bulunuyor. İşte o cihazlardan bir tanesi bu. ProRes'te çok yüksek dosya kapasitelerine sahip dosyaları inanılmaz rahat bir şekilde işleyebiliyorsunuz. Bu kamerada bu özellik var ama kullanmak için ayrı bir SD kart almanız gerekiyor. Yani bu standart bizim bildiğimiz SD kartları alıp bu makineye taktığınızda
o kayıt seçeneğini kullanamıyorsunuz arkadaşlar ve bu kartın da biraz pahalı olduğunu söylemek lazım. CFE Express dediğimiz kart biçimi bu kartlar oldukça maliyetli ve yatırım gerektiren bir detay olduğunu da söylemem lazım. Çünkü bu cihaz bu kaydı yapıyor, evet çok iyi deyip geçmek doğru değil. Bir de böyle bir yatırıma ihtiyaç olduğunu da söylemek lazım bence. Çünkü bu cihazda o bahsettiğim hem ProRes'i hem de 6.2K kayıt seçeneklerini kullanabilmek için açıkçası bu kartı almanız şart arkadaşlar ve bu kartın da böyle ortalama maliyeti 10.000 TL civarı, 15.000 TL civarı, hatta daha iyi kartları çıktığınızda 20-25.000 liraları falan da görüyorsunuz. En azından benim videoyu çektiğim tarihlerde, ben videoyu Ekim ayının ikinci haftasında kaydediyorum, öyle düşünün siz. İkinci ya da üçüncü haftasında kayıt ediyorum. İkinci dedim, affedersiniz. Üçüncü haftasında kayıt ediyorum. Siz de oradan pay biçin artık arkadaşlar. Ona göre aklınıza yazın. Gelelim makinenin tasarımına. Bu makinenin tasarımı hakikaten hoşuma gitti arkadaşlar. Çünkü üst bölüme eklenen bir bilgi ekranı var. Bu bilgi ekranı bizim mürekkep ekran dediğimiz bir ekran. Yani böyle üstünde herhangi bir renklilik olmayan ama siyah beyazda olsa tüm bilgilendirmeyi bizlere rahat bir şekilde yapabilen bir ekran bu ekran. Küçücük bir ekran ama buradaki ekran her zaman açık mantığıyla çalışıyor. Yani bizim akıllı telefonlarda gördüğümüz özellik gibi çalışıyor. Ve burada hani cihaz kapalıyken bile bu cihazın pil seviyesini görebiliyorsunuz. SD kartta kalan kayıt seçeneğinin işte kaç dakika kayıt kaldığını görebiliyorsunuz. Ve cihazı açtıktan sonra kullanırken de bu cihazda kayıt esnasında kullandığınız ISO değerlerini, F değerlerini, her şeyi doğrudan buradan takip edebiliyorsunuz. Zaten bir de vizör var, bir de ekran var ama üstteki ekran her ne olursa olsun bence gayet güzel olmuş. Tabii şuradaki boşluk önemli. Şöyle size göstereyim. Bakın şöyle çok rahat bir şekilde kamerayı kavrayabiliyorsunuz. Burayı biraz böyle büyük tutmuşlar bakın gördüğünüz üzere. Ve bu büyük tutuş, uzun tutuş sebebiyle burayı şöyle bir güzel kavruyorsunuz makineyi. Şöyle sağlam, yani bunu hani eliniz size bir şey olması lazım böyle elinizden düşmesi için. Çok sağlam ve rahat bir şekilde elinizde tutarak bu makineyi kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabi buradaki detay da önemli bence, çünkü pahalı bir cihaz, hani rahat rahat elinizde tutabiliyor olmanız da önemli diye düşünmekteyim. Hazır şu tutma yerinden bahsetmişken şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu cihazın içerisinde bir sabitleme özelliği var. Şimdi bunun sayesinde eldeki çekimlerde görüntüdeki titreşim gerçekten daha aza indirilmiş durumda. Hani size de izleteyim şu anda o görüntüleri. Gördüğünüz üzere zaten hani böyle herhangi bir titreme ya da bir problem çok fazla yok. Elde bir çekim bu ve normal üzerindeki 18-55 lensle çektim görüntülere. Hani yorum sizin, buradaki yorum. Ben çok da üstüne yorumlamayayım ama beni tatmin etti mi? Etti gerçekten. Devam edelim cihazla. Bana göre X-T4'teki en önemli eksiklerden bir tanesi de cihazın üzerindeki kulaklık ve mikrofon girişinin bir olmasıydı arkadaşlar. Yani bir tane giriş var, başka bir giriş yok. Ayıramıyordunuz dinlemek için ve bu önemli bir eksiklikti. Type-C üzerinden bir cihaza kulaklık bağlayarak dinleyebiliyordunuz sesi. İşte burada bunu ayırmışlar. Hemen cihazın yanına üst tarafa mikrofon, alt tarafa da kulaklık girişi koymuşlar. Böylelikle siz kayıt sırasında mikrofonunuzu cihaza bağlayıp ses kaydı alabiliyorken aynı zamanda altından da sesin temizliğini ya da sesteki herhangi bir cızırtıyı, problemi dinleyip hemen anında müdahale edebiliyorsunuz işin çıktısını görmeden. Bu da önemli bir detay. Tabii yine yan taraftan devam etmek lazım. Bakın burada kocaman bir HDMI girişi var. Bu gerçekten çok iyi olmuş. Çünkü X-T4 de benim eskiden çalıştığım yerde çalışırken, yani bir görüntü aktarım için kablo aldık. Onun HDMI küçüktü. Yani gerçekten o kabloya verdiğimiz para böyle içimde ukde kaldı. Çünkü normal bir HDMI olmadığı için küçük mini HD'den büyük HDMI'ye çeviren bir kablo almanız gerekiyor. Bu kablolar da maliyetli. Ama buna mesela normal bir HDMI kabloda taksanız görüntüyü monitöre aktarabiliyorsunuz. Çok ucuz maliyetle bunu yapabiliyorsunuz. Bu da sizlerin hayatını oldukça kolaylaştırıyor diye düşünüyorum. Ben bayağı not aldım böyle. Arada bir notlarıma da bakıyorum. Hani size hem doğru hem kendi deneyimlerimi de eksiksiz aktarabilmek için onun da şimdiden özrünü sizlerden dileyim. Kusura bakmayın lütfen. Önemli bu kamerayı satın almak isteyen ya da düşünen insanlara bir yol gösterebilmek, kendi deneyimlerimi aktarabilmek için notlarımla karşınızdayım tabii ki. O yüzden kusura bakmayın, gözüm kayıyor arada. Videonun sonuna doğru gelirken tabii videonun bazı bölümlerinde sizlere söylediğim gibi bu makine XT serisinin bir devamı değil. Ama bana göre XT serisindeki birçok eksikliği de ortadan kaldırmış bir cihaz. Yani onun devamında değil, belki de gelmeyecek, bilmiyorum yani. Bu konuda bir fikrim ya da bilgim yok ama farklı bir makine, farklı bir segment ama bence o cihazdaki eksikliklerin tamamının
giderildiği bir makine olmuş Fujifilm X-H2S. Bazı çekimlerden sonra da kendisine gerçekten teşekkür ettiğim anlarda oldu. Kimine göre iyidir, kimine göre kötüdür ama benim önceki makineden bu makineye geçtikten sonraki deneyimim oldukça olumlu yönde arkadaşlar. Çokça memnun olduğum bir cihaz oldu. Çokça memnun olduğum bir değişiklik oldu açıkçası. Yine şurada altını çizmek lazım. Benim gibi yalnız başına içerik üreten insanlar için hayatıma oldukça kolaylıklar kattığını söyleyebilirim. Bu cihazın zaten görüntü kalitesini zaten görüyorsunuz, her videoda izliyorsunuz. Hepinize de çok teşekkür ederim. Olumlu ve çok güzel yorumlar yazıyorsunuz bu konuda. Sizler için, sizlerin desteğiyle elimden ne geliyorsa yapmaya devam ediyor olacağım. Tabii bu tarz makineler maddi anlamda oldukça yüksek külfetlerle karşımıza çıkıyor. Hani hobi olarak yani bunları almak artık çok da mümkün olmayabiliyor çoğu insan için ama işiniz için bir yatırım yapma arifesindeyseniz bence bu cihaza bir göz atın derim sizlere. Hobi amaçlı da tabii ki almayı düşünüyorsanız bakabilirsiniz. Fujifilm'in mağazalarında test ettiriyorlar makineyi. Ben de bir orada baktım önce. Daha sonrasında niyetlendim zaten almaya. Hani o noktada da gidip deneme anlamında da oradan showroomlarını ziyaret edip bir bakabilirsiniz. Orası bayağı güzel oluyor. Tabii buraya yatırım yapmak lazım mı? Kesinlikle lazım. İyi sonuçları elde etmek için bu tarz cihazlara yatırım yapmak önemli mi? Kesinlikle önemli ki şöyle bir avantaj da var. Fujifilm Türkiye'ye şu anda Amerika'dan daha uyguna da bu cihazları bize sunabiliyor çoğu zaman. Hani aradaki döviz farkını da düşündüğünüzde Amerika'dan alsanız bile buradan alacağınız fiyata denk gelemeyebiliyor ki cihaz oradan aldığınız zaman garantiyle uğraşırsınız vesaire. Burada satış sonrası destekleri de oldukça iyi. Ben bu cihazı aldıktan sonra birkaç kere bazı konularda hem soru işaretlerim oldu hem de makinede bir sorun var zannettim ben. Ama onlar aslında sorun değilmiş. Hani benim bilmediğim noktalar, kafamın karıştığı noktalarmış. Sağ olsunlar destek oldular, aradım, mağazayı aradım, destek oldular ve arkasında da durdular. Hani bir sorun varsa da bakarız, getirin isterseniz falan gibi cümleleri duydum. Bunlar tabii güzel oluyor. Sizlere böyle bir desteğin sunuluyor olması da bence güzel. Sonuçta iyi bir para veriyorsunuz. Bu makinenin güncel fiyatı yanlış bilmiyorsam şu lensle beraber, üstündeki lensle beraber 50.000 TL civarı, hatta üstü galiba, altı değil ama üstü olması lazım. Hani anlık bir şey söylemeyeyim sizlere, değişir eder falan, sonuçta video kurgulanacak vesaire ama hani gün sonunda gerçekten iyi bir yatırım ama her anlamda iyi bir yatırım. Yani sadece maddi anlamda değil, aldığınız zaman işinizde gücünüzde de sizlere iyi bir yatırım olacağına inandığım bir cihaz olmuş. Ben memnun kaldım. Övdün diyenleriniz olabilir. Memnunum, kullanıyorum. Sizler de izliyorsunuz videoları, sizler de beğeniyorsunuz. Demek ki güzel bir ürün diye düşünüyorum. Tabi sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Kamera tarafında karışıktır her zaman ortalık. Fujicisi ayrıdır, diğer markalarınkiler ayrıdır. Herkes ayrı düşüncelere sahiptir. Ben şimdilik memnunum. Hani diğer cihazlar da gün gelir bakarız, test ederiz hep beraber, hep beraber karar veririz ama ben bu cihazdan memnundum ve deneyimlerimi de sizlere anlatmak istedim arkadaşlar. Tekrardan hepinizin desteğine çok teşekkür ediyorum tabii ki. Kanalımdan desteklerinizi ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Tabii bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Bay bay.